Kesintisiz, soluksuz haberin Türkiye'deki tek ve doğru adresi TGRT Haber'desiniz ve dünyada bugün kuşağıyla saatler 17'yi gösterdiğinde ben Deniz Tuna Öztunç sizlerle birlikteyim ve yine dünyada son 24 saat içerisindeki önemli gelişmeleri sizlere aktaracağım. Beraberce soluksuz bir haber maratonuna çıkacağız, bir dünya turu yapacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce başlıklara bir göz atalım. Ardından detaylarla devam edelim. Üç önemli gelişme var bugüne dair öne çıkan. Bunlardan biri Libya'dan geldi haberi. General Hafter bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Bir takım roket saldırıları var. Saldırılar nereleri hedef aldı? Biraz sonra anlatacağım. Ölümcül virüs Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, Çin'deki virüs 9 can aldı. Amerika'da da aynı vaka görüldü. Amerika'dan belli bir bölümü alarmda. Peki işin Türkiye safahatı ne? Onları da detaylarıca biraz sonra aktaracağım. Ve azil soruşturması Senato'da, malumunuz dün artık Senato'daki azil soruşturmasının ilk celsesi başladı. 6 gün sürecek ve yaklaşık olarak ilk etapta tabii ilk aşaması 6 gün sürecek. Kesintisiz soluksuz bir yargı süreci olacak. Azil soruşturmasının detaylarını ve Trump'ın neler söylediğini biraz sonra detaylıca sizlere aktaracağım. Peki hadi bakalım yolculuğumuza başlayalım. İlk durağımız Libya'ya gidelim. Sıcak bir gelişmeydi. Berlin'de bir ateşkes üzerinde konuşuldu. Ateşkesin sağlanması için tarafların duyarlı olması istendi. Öncesinde Moskova'da da bir ateşkes süreci vardı. Bunların hepsi sözde ve tabii ki masada kaldı. Darbeci General Halife Hafter Libya'da yeniden saldırıya geçti ve artık ateşkes bir kez daha fiilen sona ermiş oldu. Hafter milisleri, Hafter güçleri bu kez Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı. Trablus'ta Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı. Havalimanına roketler fırlatıldı ve bu roketlerin sayısının 6 olduğu belirtiliyor ve Graf roketleri olduğu açıklanıyor. Rus yapımı bu roketler. Katyuşyaların 1-2 üst modeli öyle söyleniyor. Etkili füzeler bunlar ve tabii ki Rusya'da üretiliyor. Hafter'in eline o füzeler nasıl geçtiği net bir şekilde görülüyor zaten. Rusya tarafından bu silahlar bir şekilde Hafter güçlerine gönderilmiş. Onlar da Mitiga Havalimanı'nı işte bu füzelerle hedef aldılar, roketlerle hedef aldılar. 6 adet roket düştü Mitiga Havalimanı'nın çevresine ve belli bölgelerine. Ve orası uluslararası bir hava limanı malumunuz. Yoğun bir hava trafiği var ve özellikle orası hedef alınıyor. Böylece artık Libya'da ateşkes Hafter tarafından bir kez daha çiğnenmiş oldu ve masada kaldı. Sahada çatışmalar devam ediyor. Evet, Çin Halk Cumhuriyeti yaklaşık 72 saattir çok zor anlar yaşıyor. Virüs salgını başladı. İnsandan insana bulaşan bir tür virüs. Önce SARS virüsüne benzetildi. Ardından virüse dair çok geniş çaplı araştırmalar yapıldı. Ve adının korona virüsü olduğu saptandı. Korona virüsü şu ana kadar Çin'de 9 kişinin ölümüne neden oldu. Çin alarmda, birçok hastanede karantina uygulanıyor. Hakeza birçok bölgede de, yani virüsün salgının olduğu birçok lokasyonda da yine ciddi karantina var. Ve bütün hastaneler neredeyse Çin'de, ülkenin bütün hastanelerinde kırmızı alarm verilmiş durumda. Hava yolları hakeza öyle. Çin'den kalkan uçaklar ve Çin'e inen uçaklar çok sıkı bir şekilde denetleniyor. Çin'deki gelişmeler bu. Ölü sayısı 9 ama daha fazla olmasından da endişe ediliyor. 300 vaka daha var şu anda virüsün bulaştığının tespit edildiği. Ama
başkalarına bulaştı mı o henüz bilinmiyor. Bu saptanmaya çalışılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri. Virüs burada da görüldü. Bir vakada görüldü bu virüs. Hemen Amerika alarma geçti. Belli başlı eyaletlerde hastaneler söz konusu korona virüsü için teyakkuzda ve havalimanında da yine çok sıkı denetimler var. Bunlardan biri San Francisco Havalimanı. Zira virüs tespit edilen bölgede San Francisco'ydu. Orada şu anda çok sıkı bir önlem var. Özellikle de havalimanında. İşin Türkiye boyutuna gelirsek aslında söz konusu korona virüsünün Türkiye'yi teğet geçtiğini söyleyebiliriz. Sağlık Bakanı ısrarla bir tehlikenin olmadığını belirtti. Ama tedbiri elden bırakmıyoruz dedi. Özellikle hava limanlarında bu konuda gerekli tedbirler süratli bir şekilde alındı ve tatbiki de yapılıyor. Şayet böyle bir şey tespit edilirse, yani bir virüs vakası daha tespit edilirse hemen gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi. Yani Türkiye açısından endişe edilecek bir durum yok ama Amerika'da bu virüs bir kişide tespit edildi. Ve devam ediyoruz şimdi bir sonraki durağımıza, İran'a. Kasım Süleymani İran için tabii ki bir efsaneydi. Kudüs komutanı, İran devrim muhafızlarına bağlı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürüldü. İran'da protestolar oldu, Irak'ta protestolar oldu, intikam yeminleri edildi. Amerikan üstlerine peş peşe saldırılar yapıldı. Daha İran bu şoku atlatamadan bir başka generali daha öldürüldü. Ve bu general de öldürülen Kasım Süleymani'nin yardımcılarından biriydi. Bu şok gelişme İran'da bir anda gündeme oturdu. İran devrim muhafızı komutanlarından ve aynı zamanda da Kasım Süleymani'nin yardımcılarından yüzbaşı Müceddimi evinde silahlı saldırıya uğradı. Evinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. Müceddimi Besiç Teşkilatı'nın, yani İran devrim muhafızlarına bağlı Besiç Teşkilatı'nın Darhovin kırsal bölgesinin komutanıydı. O bölgede görev yapıyordu ve evinde kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İranlı yetkililer soruşturmanın başlatıldığını ve bir takım bilgilere ulaşıldığı takdirde bunun kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu İranlı yetkililer. Evet, Muhammed bin Selman, yani Suudi Arabistan'da velihat prens. Dünya onu Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak duydu. Öyle gündemde son 16 aydır. Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim tarihinde, geçtiğimiz sene 2 Ekim tarihinde konsolosluğa girdi ve bir daha çıkamadı. Suudi Arabistan'dan gönderilen 15 kişilik infaz timi tarafından hunharca katledildi. Daha sonra soruşturmalar, uluslararası yürütülen tahkikatler, Birleşmiş Milletler nezdinde hazırlanan raporlar, tespitler, bulgular hiçbir işe yaramadı. 5 kişi sözde cezaya çarptırıldı Suudi Arabistan'da. İşte idam cezası, müebbet ceza gibi ama kilit isimlere dokunulmadı ve Muhammed bin Selman'ın azmettirdiği konusunda dünya hemfikir, Birleşmiş Milletler de hemfikir. Ama burada çok önemli bir nokta var. Gazeteci Cemal Kaşıkçı The Washington Post gazetesinde çalışıyordu. O gazete için yazılar yazıyordu, haberler yapıyordu, yorumlar, analizler yapıyordu. Ve çoğunlukta da tabii ki bin Selman ve şu andaki yeni yönetimi hedef alıyordu Suudi Arabistan'da. Muhalif bir kimlikti. Washington Post'un sahibi de Bezos. Ünlü iş adamı Jeff Bezos. Yani gazetenin de sahibi. Dünyanın en zengin 5 insanından biri. Bazen birinci oluyor, bazen üçüncü oluyor. Neyse ama çok zengin. Meğerse
Muhammed bin Selman onu da hedef almış. Business'ı da hedef almış. Çünkü The Washington Post'ta Business aynı zamanda Cemal Kaşıkçı'nın da patronuydu. Ve onu çalıştırdığı için gazetede ve o gazeteden de kendisine eleştiri yapıldığı için Business'ı hedef seçmiş kendi kendine Bin Selman. Ve WhatsApp'a önce bir mesaj gönderiliyor. WhatsApp'a gönderilen mesajdan sonra WhatsApp hackleniyor. Business'ın WhatsApp'ı hackleniyor. İçindeki tüm yazışmaları, mesajları, paylaşımları hackerlar tarafından alınıyor ve arşivleniyor. Bu haber tabii ki çok büyük bir yankı uyandırdı. The Guardian'ın duyurduğu, takipçilerle okullarına paylaştığı bir haberdi. Peki bundan sonra şimdi ne olacak? Merakla bekleniyor. Bu işin hukuki bir boyutu olacak mı? Onu da yakın bir gelecekte herhalde daha net bir şekilde göreceğiz. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturması artık Senato'da. Aşama aşama ilerledi. Önce Temsilciler Meclisi'nde soruşturma başlatılmasına yönelik bir karar çıktı. Ardından orada bir komisyon kuruldu. Komisyon bir takım tanıkları dinledi. Ardından Temsilciler Meclisi bu kez soruşturmanın Senato'da yürütülmesi için yeniden bir oylama yaptı. O oylamada da evet çıkınca Trump hakkındaki azil soruşturması artık şimdi Senato'da. Dün ilk oturum gerçekleşti. Senatörler çıktı, bazı konuşmalar yaptı. Ama burada dikkat çeken bir detay vardı. Demokrat senatörler Trump'ın azil soruşturmasıyla ilgili ek deliller sunulmasını talep etti. Yeni deliller sunulmasını istedi ama cumhuriyetçilerin de veto etmesiyle bu kabul görmedi. Mevcut azil soruşturmasında hangi deliller varsa onun ışığında soruşturma yürütülecek. Ve bir de tabii önemli bir nokta var burada. Donald Trump Davos'taydı. Dünkü konuşmasında gazetecilerin sorularını cevaplamadı. Bugün Davos'tan ayrılırken bir basın toplantısı gerçekleştirdi yaklaşık bir saat önce. Orada dedi ki ben Ukrayna Cumhurbaşkanı'yla yakın ilişkileri olan bir siyasetçiyim. Biz dostuz dedi. Gayet de makul ve çok da verimli bir görüşme yaptık diyerek azil soruşturmasının açılmasına neden olan o meşhur telefon görüşmesinin içeriğine dair hem kendini savundu hem de görüşme herhangi bir suç ihtiva etmiyor demeye getirdi. Trump bunları söylerken hakkındaki Senato'da devam eden azil soruşturmasının diğer safhatları da başlayacak ve bu kesintisiz bir şekilde devam edecek. Önce bir an önce bitirilsin istendi bu soruşturma hızlı bir şekilde. Bu kabul gördü gibi oldu ama bazı cumhuriyetçi senatörlerin de desteğiyle hayır bu kadar kısa sürmeyecek bu soruşturma Senato'da. Zamana gerekiyorsa yayılabilir denince artık o hızlıca bir an önce soruşturma yapılsın bitsin talebi. Trump'ın avukatlarından gelen talep böylelikle şimdilik kabul görmedi ama ek deliller konusunda da hayır dedi Senato. Mevcut deliller ne ise nasıl soruşturma başladıysa o şekilde devam edecek. Amerika'daki azil soruşturmasında Trump için şu anda çember evet daraldı. Sonuçlar ne olacak? Yakın bir zamanda net bir şekilde belli olacak. Ya yoluna devam edecek ya da veda edecek. Peki bir sonraki durağımıza doğru yolculuğumuza devam edelim. Lübnan'da Hariri hükümetine yönelik çok sert protestolar vardı. Hariri 29 Ekim'de istifa etmek zorunda kaldı. Ama bu kez yeni hükümet kurulamadı. Siyasi belirsizlik ve kaos sokaklara da yansıdı. Gösteriler devam etti. En nihayetinde ülke yaklaşık bir 20 saat önce resmi hükümeti kurmayı başardı. Ancak buna rağmen gösteriler devam etti. Özellikle şu nokta çok önemli. Lübnan'da Hizbullah'ın desteklediği bir isim Hassan Diab. O kurdu hükümeti ve
teknokrat bir hükümet. Zaten göstericiler de bunu istiyordu, protestocular. Bir azınlığın hükmü olmasın, çok böyle geniş bir hükümet şeklinde olmasın, teknokrat hükümet kurulsun. Yani küçültülsün ama hepimizi temsil etsin. Talep buydu. Şimdi Hassan Diab ülkenin başına geçti. Hizbullah'ın desteklediği, yani İran'ın desteklediği. Geçti ve ben vatandaşın isteğini yerine getiriyorum dedi. Ama peki İran yine bu kadar etkili bir şekilde nüfuz edecek mi? Buna protestocular göz yumacak mı, eylemciler? Bu da bir muamma. Ama hükümetin kurulmasından ve Cumhurbaşkanı'ndan onay almasının ardından bakın görüyorsunuz yine protestolar vardı. Göstericiler parlamento binasının çevresinde eylemler yaptılar. Barikatları yıkmaya çalıştılar. Ve tabii ki polis de gazla, biber gazıyla müdahale etti. Yoğun bir müdahale oldu. Çatışmalar oldu. 11 kişi yaralandı. 80'den fazla gösterici de gözaltına alındı. Hemen parlamento binasının çevresindeki bu protestolar sonucunda. Pakistan'da yoksul insanların yaşadığı bir gecekondu semtinde yangın çıktı. Neden çıktığı bilinmiyor ama çok kısa sürede yayıldı. 400 gecekondu kül oldu. Görüntüler gerçekten de korkunçtu ve yangının boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyordu. Burası Pakistan'ın Karachi şehrinin Ten hattı bölgesi, bir gecekondu semti burası. Ve burada tam 400 gecekondu bu yangın sonucunda kül oldu. İki kişi yaralandı ama binlerce insan evini kaybetti. Bu korkunç yangınlarla evlerini kaybetti. Hepsi de yoksul insanlar. Peki noktalıyorum ama TGRT haber ekranlarında soluksuz, kesintisiz haber maratonu bitmeyecek, devam edecek. Hoşça kalın efendim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.